أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاتح مكة 11. سفر 71. قسم 2. حديث حج ve umreyi yapmaya teşvik eden hadis. Hac ve umreden her birisi Allah'ın soylu evini ziyarete yönelmek demektir. Nesai Abdullah İbni Mesud'dan şöyle bir hadis aktarır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Hac ve umreyi peş peşe yapınız. Çünkü o ikisi tıpkı körüğün altın ve gümüşün pasını silmesi gibi yoksulluğu ve günahları temizler. Mebrur bir haccın cennetten başka sevabı yoktur. Birinci hadiste umre, umreye eklendiği gibi hac ile iyilik de birbirine eklenmişti. Burada ise hac ve umre kendilerinden birinci hadisin vermediği başka bir ödül meydana gelsin diye iki öncül yapıldı. Bu ödül yoksulluğun giderilmesidir. Bu iki ibadeti bir araya getirmek seninle kulluğun arasına girer. Sadece kul ve Rab vardır. Kul, Rab'dan yoksulluk özelliğiyle ayrışır. Allah onun yoksulluğunu giderdiğinde ise kendisine Rabbani nitelik elbisesini giydirir ve ona dilediği bir şeye ol deyip o şeyin hemen olması imkanını verir. Bu zenginliğin yoksullukta bulunmasının sırrıdır ve herkes onun farkına varamaz. Çünkü arz olmaksızın bir şeyin meydana gelmesi için ona ol denmez. Bu nedenle Allah nefslerinizin istediği şeyler ondadır buyurdu. İnsan istediği şeye muhtaç olduğu için yanında bulunmayan şeyin yanında olmasını isteyebilir. Çünkü arzusu yani şehveti insanı o şeye muhtaç yapıp onu aramaya yöneltmiştir. İnsana İstenilen şeyi meydana getirme gücü veren Rabbani nitelik bulunduğunda ise söz konusu şeyi talep etmez. Böylece insan ilahi bir nitelikle yoksunluktan dolayı ona ol der, istenilen şey de dışta var olur. İnsan da o şeyi talep etmesini sağlayan şeyi elde eder. Aynı şey hak için söz konusu değildir. Çünkü Allah var olanları kendilerine muhtaç olduğu için yaratmak istemedi. Mümkün yoklukları halinde var olmayı talep eden eşyanın kendisidir. Onlar özü gereği kendilerini var eden Allah'a muhtaçtır. Ondan başkasını bilmezler. Böylece özlerinden kaynaklanan yoksunlukla Allah'tan var edilmelerini istemişlerdir. Hak ise onların bu isteğini kabul etmiş, kendileri ve istekleri nedeniyle onları var etmiştir. Yoksa onlara muhtaç olduğu için var etmemiştir. Çünkü eşya yokluk ve varlık halinde Allah tarafından görülürdür. Kul ise böyle değildir. Çünkü kul yokluk halinde onları duyusal olarak göremez. Bununla birlikte bilgi bakımından onlardan habersiz yoksun değildir. Çünkü eşyayı bilmeseydi Allah kendisine ol deme imkanı verdiğinde var etme ile bir şeyi başka bir şeyden ayırt edemezdi. Şu var ki kul iki zattan bileşiktir. Mana ve duyu. İnsanın kemali budur. Bilinen bir şey duyu için mevcut olmadıkça insanın o şeyi zatının kemaliyle algılaması tamamlanmış sayılmaz. Var olduktan sonra duyusal olarak da onu idrak ettiğinde ki daha önce bilgi olarak algılamıştı, bu durumda o şeyi özü gereği algılamak tamamlanmış olur. Öyleyse bileşiklik var olmasını isteyen bu şeye muhtaçlığın sebebidir. Söz konusu şeyin mümkün olması ise kendisini tercih edene muhtaçlığının sebebidir. Hak ise bileşik değildir, bilakis birdir. Yokluk ve varlık hallerinde hakkın eşyanın hakikatlerini bulundukları hal üzere idrak etmesi aynıdır. Bu nedenle hakkın eşyayı var etmesi bir yoksulluktan kaynaklanmadığı gibi hakkın niteliğinin giydirildiği bu kul da öyledir. Bu öğrenmek uğrunda gözlerini feda etmenin yetersiz bir karşılık sayılacağı konudur. Çünkü bu konu ayakları kaydıran bir mesele olduğu gibi yolumuz ehlinden pek çok kimsenin yanıldığı bir meseledir. Onlar bu meselede Allah'ın kitabında kendilerini kınadığı kimselere katılmışlardır. Allah onların şöyle dediğini aktarır. Allah yoksuldur. Yanılmanın sebebi budur. Öyleyse mümkünün varlık sebebi ya da yaratılmış bilginin varlık sebebi varlık ve bilgi mertebesinin kemale ulaşmasını sağlamaktır. Yoksa Allah'ın kemale ulaşmasını sağlamak değildir. Allah alem var olsa da, olmasa da ya da yaratılmış bir bilgi tarafından bilinse de bilinmese de özünde kamildir. Aynı şekilde Allah gerçekte bilinmez ve mümkün Allah hakkında ancak kendisini bilebilir. Hac ve umrenin
peş peşe yapılmasıyla günahların silinmesi ise El-Ahir isminin sonucudur. Çünkü için ve emrin karşısında bu durum baş karşısında sonra gelen kuyruk gibidir. Günah anlamındaki zemt ile kuyruk anlamındaki zemp arasındaki ilişki kurulmaktadır. Kul esas itibariyle itaatkardır. Çünkü kul kendisine ol dendiğinde yaratma emrine bağlanır. Öyleyse kul itaatkar yaratılmış, günah diye isimlendirilen emre itaatsizlik ise sonradan kendisine ilişmiştir. Öyleyse gecikme yönüyle günah sonda bulunan kuyruğa benzer. Böylece günah asıl vasıtasıyla ortadan kalkmıştır. Çünkü o geçici bir şeydir. Geçici olan ise kalıcı değildir. Bununla birlikte var olması esnasında onun bir etkisi olsa bile bu etki kaybolur. Bu durum ahirette belli bir müddet sonra olsa bile varışın mutluluğa olacağına delildir. Günahın yani zembin iki kıymetli özelliği vardır ki insan onları bilirse Allah nezdinde günahın konumunu da bilir. Şöyle ki hayvanın kuyruğunun yani zembi iki kıymetli özelliği vardır. Birincisi avret bölgesini örtmek. İkincisi hareket etmesiyle sinekleri uzaklaştırmaktır. Günah da Allah'ın affı ve örtmesi yani mağfireti vardır. Böylece insanın farkına varmadığı yönden bu durum ilahi isimlerden içerdikleriyle sahibinin intikam ve cezalandırma eziyetinden uzak tutar. İntikam ve cezalandırma ise hayvana eziyet eden sineklere benzer. Öyleyse intikam günahı olmayan kimse anlamındaki soysuza yani kuyruksuza isabet edebilir. Allah şöyle buyurur. Seni kötüleyen soysuzdur. Yani onun ardı yoktur. Başka bir ifadeyle ölümden sonra kendisiyle yararlanılacak arkada bir şey bırakmamıştır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka-i cariyenin bir kısmı da insanın lehinde dua edecek salih bir çocuk bırakmaktır. Bu çocuk olabileceği gibi torun, erkek ya da kız olabilir. Allah Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Seni kötüleyen kimse soysuzdur. Ardına bir şey bırakmamıştır. Bir şeyin ardı onun son tarafıdır. Bu nedenle kuyruğun sonda olduğunu söyledik. Çünkü kuyruk hayvan arkasındadır. Kuyruk olmadığında ise hayvan soysuzdur yani kuyruksuz olur. İnsanlar günah işlemeseydi Allah günah işleyen ve kendilerini bağışladığı bir topluluk getirirdi. Allah onları cezalandırırdı denilmemiştir. Böylece mağfiret yani örtme hakim olmuş, hüküm ona ait sayılmıştır. Öyleyse günah mağfiret ve cezalandırma içerdiği için özü gereği vardır. Böylelikle de isimlerin etkisini talep eder. Zıt anlamlı iki isimden biri hüküm bakımından diğerinden öncelikli değildir. Fakat komşuluk bakımından Allah'ın rahmeti gazabı geçmiştir. Zikredilen her şeyi Allah'ın rahmeti kuşatmıştır. Kangren olmuş bir hastanın ayağını keserek kendisine acı verilmesi doktorun hastaya merhametinin bir sonucudur. Bu meseleyi anlayınız ve dikkatinizi veriniz. Öyleyse Hakk'ın dünya ve ahirette kulların cezalandırması bir temizleme ve rahmettir. Dikkate değer bir husus, cezalandırmanın yani ukubetin sonra gelmenin ancak günah işleyende gerçekleşmesidir. Ukubet, öndekinden sonra gelmeyi gerektiren bir sözdür. Başka bir ifadeyle ukubet, bir şeyin ardından gelir. Bazen ukubet, günahı yani ceza ve sonucu o yerde bulurken bazen bulamaz. Günahın yerinde bulunmayışı ya insanın ondan soyutlanmasıyla ya da el-afuf yani affeden ve el-gafur yani örten isimlerinin Er-Rahim ismi vasıtasıyla kendisine yardımcı olmasıyla gerçekleşir ve günah ortadan kalkar. Bu durumda ukubet başarısız şekilde geriye döner. Günahkar ismi de sahibinden kalkar. Çünkü insan emre itaatsizlik anlamındaki günah işlediğinde günahkar diye isimlendirilebilir. Bağışlanma günahın ardından gelmez çünkü o cezalandırma ve intikama tam olarak inanmaz. Mağfiret de günahın ardından gelmez ve bu durumda mağfiret ikab diye isimlendirilmez. İyiliğin karşılığı sevap diye isimlendirilir. Bunun nedeni çabuk ve acele olmasıdır. Böylece kendisine hak eden iyiliğin kendisinde gerçekleşir. Çünkü sevap bir şeye hızla ve süratle gidildiğinde söylenen sabe ila eşşeyi yani hızlı ona yöneldiği ibaresinden türetilmiştir. Bu nedenle Allah Rabbinizden olan mağfirete koşunuz ve iyiliklere koşarlar. Onlar iyilikler için yarışır buyurmuştur.
Allah burada iyiliklere koşmayı teşvik etmiştir. İyiliklere ise günahlarla ve mağfiret isteyerek koşulur. Çünkü onlar ancak günaha gelir. Gerçi kul kendisine günah ulaşamayacak şekilde bazen gizlenebilir. Bu durumda o korunmuş ve sakınılmış demektir. Öyleyse bağışlamanın yani mağfiretin örtmenin kulda iki hükmü vardır. Birincisi kulu cezalandırmadan gizleyerek günahın silinmesi, diğeri ise günah kendisine gelmesin diye kulu koruma ve sakınmadır. Tövbekar günahsız demektir. Çünkü tövbe günahın silinmesidir. Öyleyse mağfiret ancak tövbe etmemiş oldukları durumda günahkarlara gelebilir ve hükmü ortaya çıkar. Bu daha önce kalbinin bir benzerini öğrenmediği tecrübedir. Bu Allah'ın güzel isimlerinin hükmü içinde bulunan kullarındaki gizli sırlarındandır. Onu Allah ehli müşahede yoluyla bilebilir. Böyle bir şey tazmin diye isimlendirilmez. Çünkü Allah mağfirete koşmayı emretmiş iken günaha koşmayı emretmemiştir. Af ve mağfiret günahı gerektirdiği için ki insana mağfirete koşmak emredilmiştir. Mağfiretin hükmünün ortaya çıkmasını sağlayacak şey yapmalıdır. Bir vacibe ulaşmayı sağlayan şey de vaciptir. Fakat burada söz konusu olan bir hüküm olması yönünden değil, fiil olması yönünden günahtır. Burada günah gizlenmiş, mağfiret ise zikredilmiştir. Çünkü Allah kuşkusuz Allah kötülüğü yani kötülüğü açıklamayı emretmez buyurmuştur. Emir sözün kısımlarından biridir. Öyleyse Allah günahı emretmemiş, iyiliğe ve mağfirete koşmayı ve yarışmayı emretmiştir. Bunu anlayınız. Hadiste birlikte yapılan hac ve umrenin günahları silmesi, körüğün demir, gümüş ve altının pası temizlemesine benzetilmiştir. Pas, doğada bu madenlerin cisimlerine ilişen şeydir. Cisimler kendilerine ilişen pası giderecek bir güce sahip olmadıkları için ateşten yardım ister. Aynı zamanda ateşi tutuşturmada havanın tutuşturmasından yardım istedikleri gibi pasla da havayı hareket ettirmeye yardımcı olurlar. Öyleyse pas iki öncülden dolayı ortadan kalkmıştır. Ateş ve hava. Bunlar iki güçten, ilmi ve ameli güçlerden meydana gelmeseydi bu kez pas silinmeyecekti. Daha önce mebrur hacdan söz etmiştik. Bu bağlamda onun daha önce söz ettiğimizden farklı bir anlamı daha olsa bile sözü uzatmamak için zikredilen anlam ile yetinilecektir. Çünkü Allah'ın eşya içindeki sırları sınırsızdır. Hatta kalp sahiplerinin bütün hallerinde Allah'tan başkasının bilmediği kimi sırlar vardır. Sıradan insanlar onları bilemez. Bu nedenle Allah'ın kullarının içinden seçkinler ilahi genişlik nedeniyle varlıkta tekrar yoktur demiştir. Örnekler dış görünümleriyle kalpleri algılamaktan perdeler. Böylece sıradan insanlar varlıkta bir tekrar olduğunu zanneder. Halbuki Allah geniş ve her şeyi bilendir. El-Vasi yani geniş isminin varlığıyla özdeşleşen kimse tekrarı dile getirmez. Onlar yeniden yaratmadan kuşku içindedir.